Birbirinden iddialı 6 yarışmacımızın tarzlarını konuşturduğu Doya Doya Moda programında 3. gün başlıyor. Alışveriş için bugün Avrupa yakasındaki en hareketli semtlerden birine, yani Bakırköy'e geliyoruz. Günaydın kızlar. Günaydın. Nasılsınız bugün? İyiyiz. Bugün alışveriş için neredeyiz? Bakırköy. Bakırköy'deki konseptinizi hep birlikte açıklamak ister misiniz? Stiletto cin şıklı. Hülya nerede bu arada? Biraz dinlensin dedim dış ses. Birazcık böyle bir aşınmalar, yıpranmalar oldu hafiften. Onu bugün biraz dinlendireceğim ama yarın alışverişe benle gelecek. Bence hiç de öyle değil. Unutmuş, sabah da unuttuğunu söyledi. O dostum da işte Hülya dostum dediğini böyle yarı yolda bırakıyor. Unutabiliyor. Aynı bana yaptığını yeni dostuna da yaptı. Hülya'nın işte dost anlayışı bu kadar oluyor genelde. Ay show must go on ya. Tabii. Üstüne gelmeyince hemen show must go on. Üçlüye bak üçlüye. Ya. Ay çok yakışsın ortalarına. Yani durduk diye değil yani. Bak nasıl yönetim koruyorlar söyledim. Yok korumuyorum. Sabah demedin mi unuttum diye ya. Yazık ne show sana yani. Gerçekten yazık. Unuttum desene. Tamam ne olacak dış ses yani. O zaman unuttum de. Bir kere de doğruyu söyle ya. Hep öyle böyle böyle öyle. Kızlar sizin dilinize düşenin vay haline. Dilerseniz konseptimize geri dönelim. Bugün alışveriş için bütçeniz tam 850 lira. Hülya'ya aksesuar aldırma sırasıysa bilin bakalım kimde? Bende. Doğru tahmin. Bugün sıra sende Eda. Gün doğdu. Nane nane nane. Alışveriş sonunda mı aldıracaksın peki aksesuarını? Başta aldıracağım da size. Çünkü birazcık parası bitsin de kombinini zar zor yetiştirsin istiyorum. Çilem doluyor, az kaldı dış ses. Son 3 günüm inşallah kurtulacağım hepsinden. Herkes için 2 saat olan alışveriş süresi Hülya için yine 1 saat olmak üzere başlıyor. Stiletto jean şıklığı için Bakırköy sokaklarında mağaza aramaya başlayan yarışmacılarımızdan Hülya ve Eda'nın yanındayız. Bugün ilk kez alışverişe birlikte başladınız sanırım. Evet, Hülya bu duruma çok üzülmüştür ama ben bu duruma üzülüyor muyum? Çok seviniyorum da ses. Ay nasıl mutluyum, yüreğimin yağları eriyor. Çıkı 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 çıkı. Güne seninle başlamak kadar kötü bir şey yok. Günaydın dış ses gerçekten. Güne Eda ile başlıyorum maalesef. Bir de gideceğim şimdi ona takı alacağım. Bakalım neler bekliyor beni. Biz de merak ediyoruz Hülya. Sizinle biraz sonra aksesuarcıda görüşürüz. Günaydın Aleyna. Günaydın dış ses. Günaydın sevgili herkes. Stiletto jean şıklığında nereye gidiyorsun? Ben modacı olmuşum ve üniversiteli birinci sınıf gençlere konuşma yapmak üzere okullarına davete gidiyorum dış ses. Umarım bir gün bunu da yaşarım, inanıyorum ve teşekkür ediyorum. Alışverişe hazır mısın? Ben çok hazırım ya sen? Ben her zaman hazırım. O zaman başlıyorum. Günaydın Dilek. Günaydın Dilek. Bugünün konseptinden bahsedebilir misin? Bugünkü konseptimiz jean ve stiletto şıklığı biliyorsun ki. Ben de bugün konseptime yakışır bir şekilde bir kombin yapacağım kendime ve podyuma şıkır şıkır çıkacağım Dilek. Nereye gidiyorsun peki bugünün? Doya doya moda ya. TV 8 ekranlarından hoş geldiniz efendim. Bir şey soracağım sana. Bir daha sen programı açtın. Sana şöyle bahçede böyle bir yer yapacağım yani. Gerçekten senin daha geniş alanlara, daha geniş kitlelere hitap etmen de lazım. Çünkü bu kadar keyifli, ne keyifli açıyor programı çok, değil mi? Çok. Alkışlara doymuyor, alkışlarla yaşıyoruz. Hayır, onların alkışlamasına gerek yok. Zaten kendini alkışlıyor. Evet. Ama bu keyfimin nedenini biliyorsunuz. Sizlerle birlikte olmak, yaşmayacak. Ya doğru söylesen bir türlü, söylemesen bir türlü. Uğurkancığım yani. Yani. Hadi hadi şimdi şey söyleyeyim. Çok konuşma. Montun çok yakışmış, acayip. Çok bir tur verirsin ederim herhalde bana değil mi? Tabii ki memnuniyetle. Yıkılıyor, kopuyor bu da. Çok teşekkür ederim. Aa, bu nereden? Vintage. Bayağı belli. Londra'dan. 60'lan. Evet. Türkçe bilmez. Evet, bayağı bir vintage'ım diye çok şey teşekkür yapıyor ederim. Anladım. Anladım, anladım. Ben bir gün bunun dolabına gireceğim biliyorsun. Evet. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Ben de sizi alkışlıyorum. Biz de alkışlıyoruz. Ya. Evet, sizler nasılsınız? İyiyiz. Bu kadar mı? Süper. Süperiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Süper. Çok karışık çıkıyor. Tek bir ağızdan lütfen. Çok iyiyiz. Gibiyiz. Süperiz. Süper. Bir, iki, üç. Süperiz. Süpersiniz.
Kombinasyon oldu. Anne, bak dünkü cadıyı unutmuşuz burada, nasıl gülüyor. Alkışlıyorum Orkan abi, gülüyor. Serdar ya, çok yaşa sen. Evet. Benim dediğim duymadı ama. Ay, duymadım. Ne dedin? Alkışlıyoruz ya, sen gülüyorsun ya sürekli. Hani dünkü bir... Ay. Evet. Konseptimiz neydi bugün? Cin fitle cin şıklı. Sevmedi. Sevmedi kesinlikle. Ya, bayağı, birazdan. Bayağı. Yani heyecanlısınız. Son 2 3 4. Cin fitle cin şıklı. Tıp. Neredeydik? Bakırköy. Teşekkür ediyorum. Bu canlı kanlı heyecanlı ses tonuna çok teşekkür ediyorum ve bu heyecanı sürdürmek adına... Ay, o gibisin, bu ne ya? Pınar Hanım'ı tanımıyorum ama buradan sevgilerimi iletiyorum. Pınar Hanım kim? Pınar Hanım kim? Pınar Arthur gibi geldi kulağıma. Pınar... Kral Arthur dedi. Kral Arthur mu dedin? Efendim TV8 ekranlarına doya doya modaya hoş geldiniz. Evet, hoş geldin Serdar. Hoş bulduk. Hoş bulduk değil mi? Hoş bulduk. Evet. Efendim ilk yarışmacımız Özlem'i podyuma alıyoruz. Ve o sırada Serdar soruyor, neredeydik, konseptimiz neydi diye. Aynen. Saat kaçta? Evet. Evet. Hemen fiyatlarını alabilir miyim Özlemciğim? Tabii ki hocam. Ayakkabı ve çanta 100 TL. Evet. Normalde daha fazla. Hem doya doya mı diyor Özel, hem de beni tanıdıkları için böyle bir indirim yaptılar. Kombinim komplesi 800 TL'ydi. Bir de kazağım vardı. Kazak ya da gömlek giyecektim. Gömleği tercih ettim. Yine beni tanıdıkları için 200 TL'ye evet. verdiler. Gülün. Evet. Çünkü hiçbiriniz alamadınız. Küpem daha iyi ki de yine beni tanıdıkları için 20 TL. Gözlüğüm de 69 TL. Arkadaşlar müsaade edin de lütfen bir fiyatları net bir şekilde dinleyelim. Daha sonra görüşlerinizi bildirin. Bardağım da 4 TL. Bardağın. Konseptin neydi? Konseptim Özenci. Kız arkadaşlarımla öğleden sonra yemeğe gideceğiz. Ben de genelde öğlen uyandığım için yanlarına gitmeden önce kahvemi aldım. Nişantaşı'nda hemen evimin yanındaki restoranta gidiyorum. Ben Nişantaşı'nda oturuyorum. Böyle gidersen üşürsün ama. Hocam ama Eylül ayının başındayız üşürsün. Ve evimin hemen senin yanında. Bu aralar Nişantaşı. Özlemciğim. Üstün Eylül nerede? Eylül ayında ama. Dedim ama. Tamam Serin. Ama bir de alışverişte 5 çayını giyiyorum. Eylül ayının başındayım diyor ya. Serin ama. Ay oğlum Eylül'de ben Bodrum'da denize giriyorum. Değil. Evet. Ben Eylül'ü komple tatilde geçirdim Serdar. Ekim'de biraz olur. Ben Eylül ayın başında şort bile giyiyordum hocam Nişantaşı'nda. Okay, tamam. Evet, meteoroloji uzmanımız Serdar Uzuntaş'la hava durumu. Yani havalar nasıl olursa olsun yeter sizin havanız diye ben. Alışverişte üzerinde başka bir şey varmış galiba. Beş çayı. Beş çayı demiştin alışverişte. Hı-hı. Evet, öğleden sonra. Öğleden sonra. Şimdi niye değiştirdin? Öğleden sonra 5 hadi akşam dememek için dedim hocam öğleden sonra akşam beş suları. 5 çayı adının başka bir şeyi vardır ya hani evet. O başka. Yemek. Öğleden sonra yemek dedin şu an. Çay. Öyle olmuyor ama Özlemciğim tam konseptini söylemen gerekiyor ki ona göre ben de konseptine göre yaptığın kombini yorumlayacağım. Okey hocam. Az baş önce kelime dağarcığını genişletiyordun ya kızlar şimdi biz sana bir şey söylemeliyiz bence. Burada nereye kombin yorumluyoruz. Ya? Evet. Öğleden sonra 5 çayına gidiyorum kız arkadaşlarımla hocam. Beraber bir restoranda toplanacağız. Evet, Nişantaşı'nda. Şimdi, yeşil rengi çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Çok incecik, hafif bir ceket isterdim üzerinde. Nedense bana eksik gibi geldi. Çünkü çay saatine daha şık gidileceğini düşünürüm hep. Arkadaşlarımda 5 çayı. Evimin yanı olduğu için hocam tercih etmek istemedim. Ayrıca üzerimdeki de saten. Konseptinde evinin yanında olduğunu söylemiş miydin? Yani dedim Nişantaşı'nda oturuyorum zaten dedim. Nişantaşı'nda evet. Restoranta gidiyorum dedim. Tamam. O yüzden tercih etmedim. Saten'de de genelde hep terliyorum ben. Tamam. Bir dönebilir misin lütfen? Tabii ki. Evet. Kemerin yok. Yok. Tercih etmedim. Tamam. Çünkü burada da inceler olduğu için. Sadece aksesuarın küpen mi? Gözlüğüm. Gözlük ve küpe. Bir de kotta da inceler tamam, olduğu için. Tamam, çok teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. Ayakkabıların tam olarak stiletto değil benim için.
aslında dekolte tarzı bir stiletto tercih etmek istedim ama bulamadım. Evet, yakın ama tam olarak stiletto değil benim için ama yine en yakınlardan. Fakat eğer böyle bir ayakkabı giyiyorsan altı, çok bu arada çok iyi bir markanın, çok iyi bir modelinin replikasıdır bu. Jean'le giyemezsin, böyle bir jean'le giyemezsin bu ayakkabıları. Alttaki o siyah şerit asla şık göstermeyecek bir parçadır böyle bir parça jean'le. Ki gel gelelim, ben jean'inin formunu beğendim, yıkamasını asla beğenmedim. Üzerine seçtiğin gömleğin rengini ayakkabından yakaladın mı evet, acaba? Hocam. Biraz. Sence aynılar mı? Aynı değiller. Hiç alakaları olmayan yeşiller onlar. Farklı farklı tonlar. Sadece ayakkabılarınla çantanın uyumunu sevdim. Kombinlemeni hiç beğenmedim. Ben ton farkıyla böyle tercih etmek. Ben ton farkının olduğunu farkındaydım. Böyle belli tercih ki öyle etmek böyle istedim. Geldin. Ben de hiçbir birbirleriyle evet. alakası olmayan renkler olduğunu söylemek istedim. Anlıyorum. Sana. Ama ben tercih ediyorum normal hayatımda da böyle. Seviyorum. Yani şöyle ki tercih ediyorsan tabii ki giyersin normal hayatında ama bu podyum böyle kusurları kaldırmıyor. Alırsın hafif puanı, oturursun aşağıya. Teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Özlem ne haber? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben yeşillerin uyumunu beğendim. Ne isterdim bunun üstüne biliyor musun? O çanta benim için döpiyes çantasıdır ve hiçbir zaman bu kıyafette kola takılmaz. Yanlış, elinde tut elimde bari. Elimde kahvem var. Elinde tut çocuğum. Elinde tut. Hah, kola takılmaz. Kola tak, başka kıyafetlerde onu kola takma durumun olabilir. Elde tut. Hah, bak daha güzel, bak ne güzel oldu. Bunun üstüne ne isterdim biliyor musun yavrum? Siyah bir ceket. O içine sokacaksın. Yeşili. Açmışsın gömlek çünkü içindeki. Böyle bir şey beklerdim ben. Jean, ceket ve stiletto ve bir çanta beklerdim ama hiçbir şey göremiyorum sizin üstünüzde. Ceket isterdim. Siyah, lacivert bir ceketle. Çok hoş olabilirdin. Saçların güzel. Bu kadar söyleyecek. Teşekkür ederim hocam. Sinirlendim çünkü şimdi. Sizi ayrı seviyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Deli kız ya. Gülşah'ım. Hoş geldin Özlem. Hoş bulduk. Aynı şekilde jean'in yıkamasını ben de hiç beğenmedim. Formu çok güzel, sana çok yakışmış. Yeşillerin farkını şöyle anlatayım. Üstün Kasım, altın Ağustos. Yani mevsim farkı var bu renklerin arasında. O daha neona dönük şiddetteki bir yeşil. Üstündeki daha zümrüt yeşiline dönük bir yeşil. İkisi bir arada ton sürton bile olmaz. Ton sürton olabilmesi için arada bir 3 ton daha en azından bir yeşilin olması gerekiyordu ki karışsın ve gelsin. Onun için orada bir sıkıntı var. Ve ayağındaki stiletto değil. Çünkü dekoltesi yok. Böyle çivi gibi bir topuğu yok. Bulamadım. Benim için ama bak bulmuşlar. Yani. Aynı yerden almadın mı ayakkabını bizimle? Öyle sanıyorum. Görmüştüm seni çıkarken. Bilmiyorum. Aynı yerden mi aldın? Evet. Görmedim ben onu. O onu tercih etmiş ama yanlış. Tabii ki de biz burada yanlışları da. Ve az önce Yasemin'e söyledin ya, ben bu şekilde kombinlemeyi seviyorum ve kendi özel giyindiğinde, kombin yaptığında böyle kombinlemeyi seviyorum dedin. Yani belli ki onu sevdiğin için evet buraya böyle geliyorsun ama biz sana bunun doğrusunu söylemek durumundayız. Bununla anlıyorum. Bu biraz yanlış olur Özlemciğim. Onun için daha dikkat edersen bence toparlarsın. Sevmedim. Sadece yeşilin sana çok yakıştığını, form jean'inin sana çok yakıştığını görüyorum. Ama jean'ini ve ayakkabını olmaz. Bu da bende çalışmaz gibi bir şey oldu. Evet, bu kadar. Tamam, teşekkür ederim. Gülşah'cığım, Yasemin'cim, Urkan'cığım, sizlere sormak istiyorum. Şimdi jean stiletto şıklığı dedik. Çünkü ikisinin doğru parçalarla kombinlenmesi gerekiyor. Sence stiletto mu? Yani tabii ki ayağındaki stiletto değil. Çünkü hep söylüyoruz zaten. Yani stiletto evet. Dekoltesi olan ve çivi gibi topuğu olan ayakkabıdır. Ve şöyle durması gerekiyor. Daha yüksek topuk. Stilettoyu en güzel kim taşıyor Urkan abi? Zeynep. Ben Ivana dersem. Ivana. Ivana çok güzeldir. Çok güzel taşır. Tam stiletto kadındır Ivana. Buradan çok öpüyorum Ivana'cığım seni. Şöyle söyleyeyim. Benim için tabii ki stiletto değil. Teşekkür ederim. Yasemin'ciğim.
En başında da söylediğim gibi en yakınlardan ama kesinlikle stiletto değil. Bu bir topuklu ayakkabı. Urkancığım. Aynı fikirdeyim. Zaten sadece o değil. Evet. Daha dur bakalım. Gelecek olanlar var. Evet. Stiletto olmayan. Evet. Böyle dersek stiletto evet. değil. Benim için de belki yorumumda bunu söylemeyi unutmuş olabilirim ama benim için de stiletto değil. Üzülerek konsept dışı olduğunu söylemek istiyorum. Ve konsept dışı olduğunuz zaman, çünkü burada bulan arkadaşlarınızı görüyorum. Keşke bu anlamda arkadaşlarından esinlenseydin Özlemcim. Bir. Zaten hepimiz açalım. Bir kızım konsept bir. Dışı olunca. Evet, ben bunu uzun bir süre silmeyeceğim herhalde bu biri buradan. Evet, silme. Bence de silmeseydim keşke. Ben silmiş bulundum. Evet. Pekala, öyleyse Özlemcim seni yerine alıyoruz. Hülya, ne haber? İyiyim, siz nasılsınız hocam? Sağ ol. Şimdi kızım, kıyafetini çok beğendim ama ben olsaydım bu kıyafeti bu ayakkabılarla değil, bu çantayla değil, aynen Esra'nın ayakkabısı ve Esra'nın çantasıyla giydiğin zaman çok daha anlam kazanırdı. Şimdi böyle bir... Böyle bir şey, çok uzun ama alt taraf incelmiş görünüyorsun. Bir bu kıyafeti sakın harcama, o ayakkabı ve o çantayla giyersin. Üstündeki, çok beğendim. Peki sen şu ana kadar çok stilettoyla geldin kızım. Evet. Niye böyle? Bilmiyormuşum dedin. Onların stiletto olduğunu bilmiyor mu? Bilmeden aldın giydin. Bilmiyordum. Topuklu ayakkabı diye giydim. Yok, bunun stiletto sınıfına girmeyeceğini tahmin edemedim. Yani bu güzel bir şey, çok trend bir bak, ayakkabı. Baksana, arkadaşının o bile şey giymedi, girmedi stiletto sınıfına. Topuklu ayakkabıya girdi. Zaten daha bakalım duyunca... kimler gelecek. Bu kadar kızım söyleyeceklerim. Teşekkür ederim. Yaşam. Yani konu başka bir şey olsaydı gerçekten çok şık, çok beğendim o ayakkabıyı ama maalesef arkadaşlarımın hemfikirim, onun için yorum yapacağımız bir şey yok. Hülya'cığım, dün demiştin ya, çok yoruluyorum, karnımı doyurmam lazımdı. Hatırladın mı? Evet. Galiba hem kafanı karıştırdılar, hem de açken karnını doyuramadın ya bugün. Hayır, onların yüzünden kafan değil hiçbir karıştı şey. Ve açken bu ayakkabıları seçtin. Sen bu hatayı yapamazsın ya. Yani normalde böyle bir hata yapmazdın demek istiyorum yani. Hem karnını açtı, hem de kafan karıştı. Zor bir arkadaşla çünkü seyahate çıktın diyeceğim. Alışverişe çıktı. Bir de kat çıkmış yani, öyle diyordu arkadaşım evet. bana. Yani şöyle söyleyeceğim. Cin çok yakışmış ama bacak boyun o kadar uzun ve gövden o kadar kısa kaldı ki. Nasıl yani? Hiç bana değil. Göre bana ben göre bacak boyu var. Çok uzun. Bana ne yapsın bu kız bacak boyu uzun diye? Aa, yıkılıyor ha. Kadına ya. Yıkılıyor ama bu kadar topuğa gerek var mı? Neden olmasın bu? Çok estetik. Çok benim boyum uzun diye giyemeyecek miyim Serdar Bey? Bu kadar bence giymemelisin. Hayır. Arkadaş hayır, bu kadar giymemelisin. Geçiyorlar. Bana göre bu kadar giymemelisin. Serdar, nedir seni rahatsız eden biliyor musun? Evet. Bu kıyafette o topuk. Evet. Bu başka kıyafet, bir kıyafet için söylüyorum zaten. Evet, başka bir kıyafet için söylüyorum. Çok güzel. Bana siz, göre siz beğenebilirsiniz. Arkadaşlar, ben beğenmedim bu kıyafetle. Arkadaşlar, kendi fikrimi söyleyebilir miyim? Tabii teşekkür ki. Ederim Urkancığım. Tabii ki. Bana göre böyle bir kombinde bu kadar yüksek topuk giymemelisin. Çünkü yüksek öyle topuk deme, platformlu de. Sen dedin ki beden boyun kısa. Evet. Dedin. O evet değil. Bana gene öyle geliyor. Bacak boyu daha uzun, beden daha kısa kaldı bana göre. Zaten normalde o olması gerekmiyor mu? Şimdi, yani şimdi, beden boyunun bacak boyunun daha uzun olması gerekiyor. Tamam ama bu olduğundan daha uzun geliyor. O zaman şöyle söyleyeyim. Bu ayakkabıyı sunan tasarımcı evet. Paris Moda Haftası'nda evet. çok ince bir aynen bu görsel formu hı-hı. yaratıp üstte küçücük bir parça kullanmıştır. Ya çocuklar, her zaman yurt dışında yapılanları doğru mu kabul edeceksiniz? Hayır, ben de bunu anlamıyorum. Hayır. Ben bir saniye, bir dakika ya. Allah Allah, Allah bir dakika. Küçücük bir parçadan bahsediyoruz. Çünkü vücut hatlarını, estetik görünüyor. Vücut hatlarını görüyoruz. Başka bir şey söyleyeceğim. Niye bu kadar alevleniyorsunuz? Bu ayakkabı bir çok ünlü bir markanın replikası. Ve bu replikayı da adam, kendi tasarımcısı bu şekilde podyumda sergiliyor. Kesinlikle. Anlatabiliyor muyum? Ve o kadar estetik bir görüntü ki. Ben bayıldım. Ben bayılmadım.
E tamam Allah'ım, ne bağırıyorsun be? Bayılmadıysan bayıldım, bayılma. Bayıldım, bayıldım. Ben ayılmadım. Bana göre de bu bel böyle olmalıydı. Başka güzel Allah oldu aşkına, şu anda. Sana bir şey söyleyeyim olur mi? Olur o başka. Bak, bak o olur. Bak başka bir şey söyleyeceğim sana. Kadının fiziği yıkılıyor. Her şeyi çok güzel. Ve de bu ayakkabıyı da taşıyacak. Ben şimdi, ben sana bir şey söyleyeyim bak. Hı. Arkadaşlar. Bu kadar yüksek platformlu bir ayakkabıyı ben mesela giymem. Cesaret evet. edemem. Niye? Çünkü benim bacak boyuma uygun bir platform ve topuk boyu değildir. Evet. Onun için ne olur? Benim bacak boyum kısa kaldığı için bu benim ayağımda kocaman durur. Evet. Ve bunun hakkı bu bacaktır. Bu bacak. Kesinlikle. Gene kalkacağım. Okay. Kalk. Ama bunu kabul son et olarak yani. Bir şey daha çünkü yanlışsın. Bu ben look, kabul etmiyorum. Bu kombinde bu ayakkabıyı kabul etmem için kaba. Ceketin şurada olmasını isterdim. O zaman vücut formu oranı altın oran bozulacaktı. Keşke altın gerçekten oran olsa. Mi? Keşke altın oran buradayken olsa. Buradayken bozuluyor form. Keşke altın oran gibi. Olsa. Hiç görmedik altın oranı biz ya. Altın oran diyorsun. Kesinlikle okay, ben çok... beğenmedim arkadaşlar. Bu kombinin altına, tarzın, bu kombinin altına ben bu ayakkabıyı beğenmedim. Zaten yeterince boyun uzun, leylek gibi oldun. Gülmeye korktum. Yani o kadar vücudun hoş ve güzel bir bayansın, genç kadınsın. Bence bu kadar boyun uzun olmasına gerek yok. Peki. Teşekkür ederim. Bu kadar. Yıkılıyorsun kızım ben. Ben senin de olsam var ya... İnanın her gün böyle ayakkabılarla gelirim. Giyeceğim zaten. Basketbolcu bulman lazım giyeceğim. Bundan sonra. Giy, alırsın puanları, oturursun aşağı. Leylek gibi olsan kombinle. Hani insan ne bileyim bana garip geliyor. Ben kimseye, arkada da bana aynı muhabbeti yaptılar. Kusura bakmayın, sinirlerim bozuldu. Haklısın. Hayır, şu anda sinirlerin bozulmasına. Hayır ya, ben kimsenin boyuyla dalga geçmiyorum. Yani ya senin boyuna dalga geçilecek bir şey yok öyle ki. Öyle yapıyorlar arkada da. Ben desem yerden yere vurulurum burada ya. Boyum uzun diye bundan benim utanmam mı gerekiyor? Bunu anlamıyorum. Delir yani. Mi? Çok komik konuşuyorsun. Leylek dedim diye de alıyorsun. Bir dakika, çok komik konuşuyorsun. Hayır, bugün bütün mankenler uzun boyludur. Üzülürüm ama. Başka laflar aç, başka taraflara döndü şimdi ben kızım. Ben gidip kısa boylu birine laf etsem, onun dış görünüşüne dalga geçti diye bana denmeyen bırakılmaz. Hayır, ben şunu burada duymak istiyorum. Benim sana leylek dediğim için mi sen ağlıyorsun hayır, şu an? Hayır, zaten canımı sıkmıştı Eda arkada. Yok bilmem bacak giymiş, sirklerdeki bilmem ne benim falan filan. Benim söylediğim bu laftan dolayı. Moralimi bozmuştu zaten. Ağlarsan çok üzülürüm. Yok canım, o da üzülüyor zaten. Ağlıyor sonuçta. Ya ne demek istiyorsun? Benim dediğimden dolayı mı ağlıyor? Büyük ihtimal kibarlık yapıyorsun şu anda. Hayır, kibarlık değil, söyleyebilirsin. Tabii ki söyleyebilir de yani. Söyleyebilirsin de Serdar Bey. Leylek dediğin için ben üzüldüm. Hayır, zaten moralim bozulmuştu bu konudan. Siz de üstüne o da tuzu biberi biraz oldu şu anda. Üzüldüm yani, biraz da gergin. Ama Hülya'cığım şöyle bir şey var, sana ne dedim? Çok hoş bir kadınsın. Yani moda yorumu yapıyorum. Çok hoş bir kadınsın. Senin böyle şeylere ihtiyacın yok. Onu mu söylemem ben gerekiyor? Ben de bunu anlamıyorum Serdar. Ya benim fikrim... Tamam, senin fikrin zaten. Ben de kendi fikrimi şöyle söylemek istiyorum. Bu ayakkabının hakkı bu bacaktır arkadaş. Çünkü benim boyumda. Bunu bak Yasemin giysin, ben giyeyim. No, kesinlikle tamam. Olmaz. Bize yakışmaz abi. Bu kadına yakışır. Bu bacağa yakışır. Benim fikrim Hülya'cığım. Senin boyun yeterince uzun. Aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Hülya babetle çok gel kızım yarın, tamam mı? Çok bir kadınsın. Bu kadar boyunun uzun olmasına gerek yok. Bak bu yanlış Serdar. Bu yanlış. Benim fikrim. Tamam, tabii ki senin fikrin de, ben öyle düşünmüyorum. Pekala. Burada. Pekala. Hep senin yanındayım ama burada değilim. Teşekkür Pekala. Ederim. Pekala. Puanlıyoruz öyleyse. Harika görünüyorsun. Bir. Konsept dışısın tabii kızım. Bir. Kopuyorsun. Sana söyleyeyim. Harikasın ama bir. Bir Hülya'cığım. Aleyna gel bakalım. Nasılsın kızım? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Ya bugün Hülya için ne söylemişsin öyle maketle ilgili? Alemsiniz. Yani şöyle oldu, sabah... İşte dinlensin birazcık. O tarz bir şey söyledi, yanlış olmasın.
Ben de dedim ki hayır, sabah unuttuğunu söyledi geldiğinde. Tamam. Ben de dedim ki bu dostunu da unuttun. Böyle işte unutuyorsun. Zamanında bizi de unuttun. Tina ile ikimiz için söyledim. Sonrasında en son yine beni unuttun. Tamamen bundan kendimce bir örnek verdim. Çünkü geldiğinde bu maketi getirdiğinde evet espri olarak yaptığını tabii ki farkındayım ama dedi ya buradaki işte dostum sadece kendimim, dostum o benim sadece dediği için ben de dedim ki dostunu unuttun. Ama şimdi sen mesela benim anladığım kadarıyla bir takım şeyleri unutup tekrar Hülya ile ki başta çok iyi arkadaştınız, arkadaş olmak istiyorsun. Ben eğer böyle bir şey istesem artık bu tip şeyler konuşmam ki ileride istemiyor musun bir daha Hülya ile artık hiçbir şekilde arkadaş olmayayım. Yani anlayamadım onu. Hülya aleyhine devri kapandı söyledim. Onun öncesinde ama söyledikten sonra tekrar bir benimle konuşmak istediğini kendisi söyledi, verdiniz. Açıklama yapmak istediğini. Ben de tabii ki hayır benimle konuşamazsın, bana açıklama yapamazsın gibi bir tavır sergilemek istemediğim için son derece kibarlıkla kabul ettim ve tabii ki bu anı bekliyordum dedim. Ama yine bir konuşma söz konusu olmadı aramızda. Çünkü bunu söyledikten sonra davet eden kendisi olduğu için tabii ki onun bir adım atarak bana hadi gel konuşalım demesi gerekiyor. Demiyor da iki gündür. Ben de ekstra bir beklenti içerisine girmiyorum artık. O gün de söylemiştim. Girmediğin için de bu lafları sarf ediyorsun. Evet hocam, çünkü hala sonuçta yaşanmışlık var yani. Hani ne olursa olsun böyle bir şey olduğunda ben tabii ki yine bunu esprim ayetinde söyledim ama sonuç olarak bir kırgınlık, bir kızgınlık var. Tamamen görmemezlikten de gelemiyorsun yani ne olursa olsun. Kendimden de örnek verdim böyle hissettiğim için. Yanlış da yaptığımı düşünmüyorum. Evet. Nereye gidiyorsun kızım? Hocam ben bugün bir modacı olmuşum ve üniversiteye birinci sınıflara gidip bir konuşma yapacağım. Onlarla sohbet edeceğim. Böyle bir konsept belirledim. O yüzden de böyle spor şık giyinmek istedim. Çok gündüz güzel. Gidiyorum. Çok güzel. Fiyatları da hemen üstüne söyle istersen. Ayakkabılarım ve çantam 100 TL. Pantolonum ve kazağım 550 TL. Küpelerim de 45 TL. Evet. Stiletto mu? Bir buraya gelir misin lütfen? Arkadaşlarımla karar verelim. Ona göre yorumla devam değil. Edeyim. Bana gelmediği için sordum bunu stiletto. Stiletto olduğunu. Topuklu ayakkabı. Yani ben de stiletto... Dekoltesi olmayan, topuğu alçak olan bir topuklu ayakkabı. Yani dekoltesi... Aynı Özlem'inki gibi. Bilmiyorum. Özlem'in başka bir modeli geldi ama arkadaşlarıma danışırım her zaman için. O zaman şöyle bir şey yapmak istiyorum üstündeki kıyafet için madem gelmişsin. Ben bu tip sweatshirtleri içine sokmayı hiç sevmem. Dışarı kısa çıkarabilir biraz. Misin acaba? Tabii. Böyle görebilirim. Ben de nefis bir şey. Nefis ötesi. Aynen. Üzerimdeki daha uzun olsaydı böyle... bırakırdım ama şöyle duracak. Şimdi çocuklar bakın. Siz öyle beğenirsiniz. Hı-hı. Ben böyle beğeniyorum. Onu Hı-hı. bir görmek istiyorum tabii burayı ki. Burayı da açayım hayır, mı hocam? Hayır, indirme, indirme. Biz öyle ya da böyle olayını hayır. tartışmıyoruz. Üstündeki parça çok şık bir parça diye söyledik. Dışarı çıkarılmadan dedi de ben Yasemin'e ha. cevap verdim. Hı-hı. Evet. Böyle çok daha güzel duruyor. Benim bence gözümde. De. Evet. Ve öbür türlü bir kalın göstermiş seni. Bir bak uzadım birden. Evet. Evet, evet. Doğru. Çantan aslında ben bu kıyafete bu çantayı vermem ama hiç rahatsız olmadım. Bilmiyorum, o kadar güzel bir durmuş şey ki. Ettim. Sweatshirtler içte biraz kalınlaştırıyor bir fas. Anlıyorum farklı. Hocam. Ben de normalde kendi hayatımda çok kullanırım ama çok oversize olduğunda atmayı seviyorum. Bu kadar ara boyda sanki hayır, çok güzel durdu. Beni bir şey uzattı. Yapıyormuş gibi. Çok özür dilerim Volkan abi. Kaç almıştın üstündekini? Bunu 250 TL'ye aldım. Ay, inanamıyorum. Çok stylish. Hadi haftaya biz de gidelim. Ya Bakırköy zaten. Bakırköy yani bu işin gerçekten çok acayip. Kolunu çek, düşen kolunu. Bunu Yuşağım da mı dedim. Heh, çek yukarı onu da. Çok beğendim üstündekini. Bakayım nasıl olacak. Ama yorum yapmayacağım çünkü stiletto değil maalesef. Bu kadar, teşekkür ederim. Öğrenmiş oldum. Yani benim için de stiletto ucu sivri topuklu ayakkabı olarak biliyordum. Bak ne güzel söylüyorsun. Ucu sivri topuklu ayakkabı. Ucu sivri değil mi Gülşen? Ucu sivri ama topuklu ayakkabı. O bir topuklu ayakkabı. O bir stiletto değil işte. Ya maalesef. Evet. Aleyna'cığım sürekli bu eteğindeki bantları içeri... Efendim? İçeri sokup kapatıyorsun. O bantını da görebilir miyim lütfen?
Eteği, hocam istemedi. Eteği ne? Evet evet, ribana. Ribanayı. Ha. Evet. Ha, şey, bu kız, o kadar şey, salıncak biraz kadar bol çek değil onu, ya. Yukarı o çek. Yüzden. Hayır hayır hayır. Üstten çek. Evet, ha, bolluk ayırsın. Evet, ama önündeki fermuarı da kapatabilir misin? Onu görmek istemiyorum. Şu şekilde. Evet. Ama tabii ki üzülerek. Serdar'cığım bacak boyunu kısalttı böyle. Yok yok, biraz daha hani. Yukarı, fermuarın... yukarı çık kızım biraz. Ama zaten yani neyse de ama sevgili seyircilerimiz. Konsept dışı neyini tartışıyoruz. Tabii, ama evet. Sevgili seyircilerimiz için kıyafetle ilgili de bilgi vermiş olduk. Ben renkler kombinini çok yakışmış. De beğenmedim. Nasıl? Ben kombinini de beğenmedim. Yani kombin yorumu yapmayacağım diye şu anda çünkü konseptine bakıyorum. Değilsen yorum yapmıyorum ama ben kombinini de beğenmedim. Eğer kombin yorumu yapılıyorsa ben bir tek üzerindeki o şahane parçayı beğendim. O kadar. Hemfikirim. Ben de sweatshirt'ünü beğendim. Geri kalanını çok birleştiremedim kombininde. Uygun gelmedi. Yasemin'ciğim. Eski haline döndürür müsün? Bence ribanası açık da kapalı da vücut formunu kesinlikle bozuyor. Çünkü sen çok uzun boylu bir kadın değilsin. Evet. İçeride olması yüksek belli, ince belinde olan bir pantolon giydiğin için inanılmaz modern. Çok yüksek bir şey. Yalnız jean farklı, jean uygun bir jean değil. Beyaz seçmen, yüksek bel seçmen çok mantıklı, çok güzel hareket ama bu fermuarlar, bu düğmeler hiç uygun değil. Ben de biraz hareket katsın diye aslında şey yaptım. O öyle hareket olmuyor. Galiba. Hareketi şöyle katmışsın, bomba olmuş bence. Üzerindeki parçanın, elindeki çanta da çok birbirini benim için yakalıyor. Çok modern bir şey. Çok, şu anda da çok güzel. Ve o markanın da çok kullandığı, benim de çok sevdiğim numaralardandır. Çok güzel görünüyorsun ama birkaç eksiğinle... Puanını veriyorum. Bir kısmı. Bir tabii. Al hayatım, aç. Bir. Bir Alener. Üzücü. Evet. Konsept dışı bir. Evet, seni yerine uğurluyoruz ve Eda'yı podyuma alıyoruz. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fiyatlar? Tabii. Ayakkabım ve çantam 100 TL. Kombinim 700 TL. Bunlar küpe edi, küpeden broş yaptım buraya ve yine bir tane daha küpe aldım. Bu ikisi 30 TL. Gözlüğümü Hülya aldı. Bu kadar. 300 TL. Evet, 380'de 300'ü aldı. Ve Eda'yı podyuma alıyoruz. Merhabalar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Fiyatlar? Tabii. Ayakkabım ve çantam 100 TL. Kombinim 700 TL. Bunlar küpe edi, küpeden broş yaptım buraya ve yine bir tane daha küpe aldım. Bu ikisi 30 TL. Gözlüğümü Hülya aldı. Bu kadar. 300 TL. Evet, 380'de 300'ü aldı. Neredesin? Neredeyim? Ben Nişantaşı'na gidiyorum. First eğitimle. Bakabilir first miyim? Day. Yani ilk buluşma. Evet. İlk buluşma. Evet. Hmm. Yıkılıyorsun. Çok beğendim. Jean'in de çok şık. Tekrar göster. Hmm. Çok güzel. Üstün falan yani bir kere çok fit duruyorsun. Stiletto mu? Evet, stiletto. Dekoltesi de var. Sivri burunlu, sivri topuklu. Çok beğendim. Aferin, bu kadar. Teşekkürler. Ben lacivert rengini çok severim. Sarışınlara da çok yakıştırırım. Böyle ten rengi tonlarla birleştirmeni de çok sevdim. Gözlüklerin muhteşem. Kim ya, aldı? Kaynakçı gözlüğü dedi, evet, hocam. Evet, öyle diyordu. Kim dedi? Ne gözlüklerin oldu, çok yıkılıyor. Çok gitti. Sen bana neler diyorsun? Kaynakçı gözlüğü. Ama bir neyse, şey söyleyeceğim. Neyse, hayır, yorum yapacağız şimdi. Hiç bir şey söyleyeceğim. Şey yapmayın. Gözlüklerini çok beğendim. Kim çok aldı yakışık diyeceğim ama biliyorum. Dedin. Biliyorum, biliyorum. Çok şıksın. Tebrik ediyorum seni. Teşekkür ederim. Yasemin'cim. Arkadaşlarıma harfi harfine katılıyorum.
Çok güzel içine seçtiğin body'nin rengi de çok muazzam bir hareket. Sadece saçlarını açmanı isterdim. Yani şu toplamayı değil de çok daha havalı olurdu. Güzel. Teşekkürler. Kıyafetin için fazla konuşmama gerek yok. Arkadaşlarımın söylediği tüm yorumlara katılıyorum. Yalnız seni şöyle de görmek istiyorum. Sırtını alır mısın üstündekini? Öyle yerine git lütfen. Bir de öyle baksana görmek istiyorum. Baksana ya, çok iyi duruyor. Wow. Çok fit duruyor. Evet, çok havalı. İyice düzelt de, isminin yazıldığı yakayı da düzelt. Şu kollarınıza da o kadar kötü görünüyor ki. Bak biz böyle yapardık. Paltoyu tutardık, mantoyu. Kızlarımızı sonra da düzeltirdik. Hadi yerine götüreyim seni, ver. Hadi gel. Nereye gidiyorsun? Kim sol kalkıyor? Taraf. Bir puan açalım mı hocam? Açın. Niye öyle çok ciddi bakıyorsun suratıma? Hata yaptığım için mi? Yok, estağfurullah hocam. Evet. Dilşah'cığım. Yıldızlı 5. Beş. Ben bu saçı paltonun içinde de çok severim. Çok güzel durur. Değil arkadan mi? Tüp. Paltonun içinde. Çok güzel durur. 5. Ya teşekkürler. 5. Eda'cığım seni yan tarafa alalım lütfen. Bak ben götürecektim seni, olmadı. Dileği podyuma çağırıyorum. Hemen fiyatları alabilir miyim Dileğciğim? Heyecandan unuttum diyormuşum Serdar Bey. Yok. Hepsi aklımda, merak etmeyin. Eline yazanlar var. Bir kere ben de yaptım o hatayı ama bir daha yapmam. Tamam. Ayakkabım ve çantama Doya Doya Moda özel programına 100 TL verdim. Pantolonum 250 TL, bluzum ve ceketim 470 TL, küpem de 30 TL. Teşekkür ederim. Bu arada makyajın, saçın inanılmaz hoş görünüyorsun. Kötü diyeceksiniz. Yok. Çok hoş görünüyorsun. Konseptini alabilir miyim? Konseptim erkek arkadaşımla birlikte Bebek'te bir otelin rufunda kahve içeceğim. 3 ile 5 arasında, sonra da eve döneceğim. Ben normalde, çünkü bunu birkaç defa söyledim. Günlük hayatta bu tarz cinleri, yırtık cinleri, özellikle erkek arkadaşına gideceğin ve bir otele gideceğini düşünerekten yırtık cini çok şehir içinde ve otelde erkek arkadaşına date yapacağım bir günde tercih etmem. Genelde bu tarz cinleri ben sahil kıyılarında severim, tatillerde severim, kumsal partilerinde severim. Ayakkabısız, yalın ayak. Üstündekini çok yaz buldum. Neyi? Bluzunu. Bluzun mu? Evet. Ceketini görebilir miyim lütfen? Çok şık. Ayakkabılarına bakabilir miyim lütfen? Stiletto. Evet. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür ederim. Sadece blücünün kalıbı çok güzel. Keşke üstüne daha farklı bir şey giyseydin. Çünkü net bir görüntü yok. Her yer dalgalanmış. Teşekkür ederim. Ben Yasemin teşekkür ederim. Tekrar dön lütfen stiletton için. Rugan değil mi? Hı hı. Şimdi çok şık bir stiletto bu. Abiye'ye bile kombinleyebileceğin bir stiletto benim için. Hadi bu yırtık cinle bir şey yapmaya çalıştın ama yanlış yaptın. Çantanı göster lütfen. Mat deri görselinde bir çanta, değil mi? Evet. Ben çok ışıktan göremiyorum, evet, şu evet. Anda. Ceketini göster. Ceketin ayrı tek başına çok güzel. Ama asla ne senin bu stilettolarınla olur ne bu çantanla olur. Üzerindeki kesinlikle Serdar gibi düşünüyorum. Çok yazlık bir parça. Çok yanlış kombin yaptın. Şöyle, aslında üstümdekini farklı bir şey alacaktım ama son dakikalarıma kaldı. Alacaktın kaldım. Ama. Öyle yok. Son dakikalarım. Onun için nasıl geldiğinizle ilgili. Her zaman söylerim. İlk düşündüğünüz her zaman doğrudur. Olmuyor bazen. Benim kendim için konuşuyorum. Aslında olmuyor. Hepimizin olmayabilir. Yanlış kombinledim benim için. Teşekkürler. Derya ne haber? Dilek. Senle konuştum ve şu hale geldim.
Direkt mi? Yani ben de suç buluyorsunuz. Ben de Meltem dedim. Dedim Meltem gibi geldi bana dedim. Meltem tabii olması lazım. Tabii ben dinleyeyim ya. Hemen suçu bana atın Hülya Gülay. Direkt ne haber? Hülya Gülay mı? Hülya orada, Gülay abla da mutfakta. Allah Allah. Hadi gel baharlık yapalım. İnşallah. Giy üstüne onu. Giy üstüne kızım. Üstüne evet. Giy ama giy. Ha giy. Giy. Sırtına alma. Ben öyle sevmem kısa montların sırtı alınmasını. Belki yakışabilir ama sevmem. Ceket çok şık. Ay, hareket edemedim. Saçlarını dışarı çıkar. Önünü iyice kapa. İçinden minicik bir beyaz görünsün o kadar. Biraz sonbahara gidelim. Kemerini ay, bağla. Ay çok kötü. Mont çok güzelmiş ama. Evet. 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 Kemerini de bağla. Evet. Elini al böyle. Evet. Ben de arkadaşlarıma takıldım. Yırtık cinleri giyilebilir tabii. Ben de giyiyorum ama bu yırtığı çok fazla sevmememe rağmen bu yırtığın çok az olduğunu görüyorum sende. Az bir yırtık. Aa, çok yırtık tabii ki giyebilirsiniz. Ya, o ayrı. Ama gideceğiniz mekanlar hiç çok daha farklı olmalı diye düşünürüm. Ya, bunu içine giyince, içindekini bana hiç göstermezsen... Daha mı güzel? Gayet hoş görünüyorsun aslında. Stilettoysa stiletto. Ama içindekini gösterdin gelirken. Hiç kapa böyle gelseydin ya. Keşke. Evet. Gülşah'ım. Evet, sana da aynı şeyi söyleyeceğim. İçin Ağustos, dışın Kasım. Yani olmazdır kombin, çok kötü bir kombin. Jean pantolonuna aşık oldum. Ben yırtık jean çok severim. Ben de alırken çok giyerim. Aa, nasıl yattı, dur. Dikkat et de şey yapma. Evet, bir önünü de açar mısın? Bir görelim tekrardan. Evet. Yani kombinin çok kötü. Yırtık jean'in muazzam. Rengi de çok güzel. Yırtıkları da çok güzel. Stiletto mu? Evet, stiletto ama o elindeki o çanta bir de çok kötü bir replika o çanta ya. Yani berbat bir replika. Sepet gibi. O ne öyle? O deri ceketinle olmuş mu? Sen kombin yapmayı biliyor musun? Şöyle cevabımı verebilir miyim? Biliyor musun, bilmiyor musun? Biliyorum Gülşah Hanım. Peki, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu kadar. Puanlama. 2. Teşekkür ederim. 2. Teşekkür ederim. 2. Teşekkür ederim. Evet. Pekala Dilek'cim, senin yerini alıyoruz ve Esra geliyor. Esra ile bizi asla alkışlamıyorlar. İyi ki birbirimizi alkışlıyoruz. Ben de alkışlıyorum Eda. Tek alkışlamayan sensin burada insanları. Bir de beklentim var ya böyle. Bitti mi? Merhaba Esra. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Konseptin nedir? Fiyatlarını anlat lütfen. Ben bir pazar günü restorana gidiyorum. Tek başına yemek yiyeceğim Ortaköy'de. Stiletto'm ve çantam doya doya modaya özel 70 TL. Ne? Evet, 70 TL'ye gerçekten aldım. Mi? Gerçekten. Şaka mı bu? Ya seviyorlar ya kızları, o yüzden veriyorlar o fiyatlara. Evet. Zaten çok sevimli değiller mi? Çok. Ben gitsem demek ki bana dükkanı verecek. Herhalde. Ben de yanında geliyorum. Evet. Siyah jean'im 220 TL, kemerim, body'm ve yeleğim de 530 TL, küpelerim de 30 TL. Bir dön etrafında. Evet, stiletto giydin. Çok güzel bir renk stiletto giydin ve çantanla da çalışır. Şimdi sen giydiğin bu yelek misin? O kemer misin? O ayakkabı mısın? O çanta mısın? Yani. Hepsi. Hepsiysen ciddi bir problem var Esra. Hangisi? Üstümdekiler mi olmamalıydı? Yani birbiriyle alakasız şu anda. O ayakkabı, stilettonla kemerin bir araya gelmeyecek parçalar. Hadi siyahla kombinledin. O neon turuncu kazan güzel ama yanlış kombinledin. Yani anestetik yani şu anda. Peki. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Ne haber? İyiyim Urkan Bey, siz? İyiyim. Aynı ne söylüyorsa Yasemin. Aynalarını ben de söylüyorum. Direkt gözüme o kemer, direkt gözüme o yelek batıyor. O şık, çok beğendiğim stilettonla,
çok beğendiğim çantandaki o stiletto'nun çanta doğru ama kombinlemelerin benim hoşuma gitti. Ha ne olması gerekirdi diye soruyorsan öyle bir yelek değil. Belki sırtına baktım şu tarz Eda'nın tarzı bir şey atabilirdin bunun sırtına. Madem giyiyorsun oturunca o renk değil de o renk bile olabilirdi icabında. O yelekle o kemeri bu kadar söyleyeceklerim. Bir de o küpeleri ben takmazdım, bu kıyafeti taktırtmazdım. Gülşah'ım. Teşekkür ederim. Yani Esra gerçekten hayal kırıklığına uğrattın beni bugün. Senin gibi bir yarışmacı bunu yapamaz yani. Bu kombini sanki ilk defa bugün katılıyorsun yarışmaya. Üzüldüm. Olmaz, olmamalı. İstemiyorum seni kötü kombinle görmeyi. Tamam Gülşah'ım. Ben bu arada niye böyle yükseldim onu da bilmiyorum. Çok gülüyorum. Beni güldüren insanları seviyorum ben onun için belki de. İstemiyorum yani. Lütfen yarın acilen toparlan. Lütfen. Peki. Yarınki konseptiniz çok acayip çünkü. Evet, teşekkür ederim Serdar'cığım. Esra'cığım önünü kapatır mısın lütfen? Biraz daha. Okey. Biraz şurada kalsın. Tamam süper. Bir dönebilir misin? Bir dönebilir misin? Ben seni beğendim. Teşekkür Fındık ederim. Fındık kurdu gibi şurada. Ben seni beğendim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yasemin'ciğim. 2. Teşekkür ederim. Ona 3 veriyorsam sen de aynı. 3. Teşekkür ederim. 1. Teşekkür ederim. Rica ederim. 5. Teşekkür ederim Serdar Bey. Niye şok oldunuz? Ben beğendim. Sorgulayamayız bu. Tabii canım. Yani. Yok canım niye sorgulayılmalı adam beğendi. Sorgularım aslında da sustum. Esra'cığım seni yerine alalım. Ve sırada ne var? Puanlar. Evet. Günün sonunda ki puanlarınızı açıklamadan önce 3 kişi sınıfta kaldı bugün. Yani konsept dışıydı. Önce onları söylemek istiyorum. Hülya 4. Aleyna 4. Özlem 4. Dilek 9. Eda 20. Esra 11. Ve bugünün birincisi Eda oluyor. Tebrik ederim Eda'cığım. Tebrikler. Kutlarız. Ve sonuncuları diye bir şey söylemek istiyorum. Özlem, Hülya, Aleyna oluyor. Bir gurur tablosu. Aynen. Ve lütfen yarınki konseptimi... Ne? ...zi merak ediyor musunuz? Evet. Bu nasıl bir heyecan? Evet, ben bağırıyorum, evet. Korkuyorum. Nasıl bir heyecan? Çok merak ediyorum. Evet mi? Evet. Evet. Çok heyecanlısın. Evet. Çok heyecanlısın. Bağırabilir miyim? Tabii ki. Evet. Çok merak ediyorum. Neyse yeterli olmadı ama. 20 yıl önce ben de bağırırdım. Evet. Açıklıyorum. Aslında hiç kolay bir konsept değil. Evet. Çok zor. Bir araştırın. Aynen. Zıt renkleri kombinliyorum. Zıt renkleri. Neredesiniz diye soracağım şimdi hepiniz bileceksiniz. Neredesiniz? Kadıköy. Vay be. Kadıköy. Bu sefer bilemediniz. Neredesiniz? Kadıköy'desiniz. Kadıköy'desiniz. Kadıköy. Bugünün de sonuna geldik. Yarın tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.